Evet, şöyle yağmur eşliğinde videomuzu açalım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yoğun, şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Bilmiyorum sesimi duyuyor musunuz yağmurdan? Evet, biz de bir 10 dakika önce bahçeye girdik. Şöyle görüyorsunuz, zaten gün içerisinde de çok şiddetli bir şekilde yağmur yağmış. Evet. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Evet, çok şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Allah her şeyin hayırlısını versin. İnşallah hiçbir yere zarar ziyan vermez. İşte bu kötü oldu, bu kötü oldu. Dolu yağıyor. Dolu yağıyor, dolu. Çok kötü oldu. Ya, dolu yağıyordu, dolu yağıyordu. Koşum. İçeri gel, sel seni götürür Allah korusun. Çok kötü yağdı ya. Evet ya. Allah muhafaza seni götürür, gel içeri. Allah bilir, sel olmayaydı. Vallahi bilmiyorum. Şaka maka, gerçekten çok ciddi bir şekilde yağmur halen yağmaya devam ediyor şöyle gördüğünüz gibi. Çetin de şu an orada mahsur kaldı. Evet, yarım saattir görümceciğim arabanın içinde mahsur kaldı. Mahsur kaldık yavrum, mahsur. Canlarım, durumlar nasıl? İyi misiniz? İyiyiz, çok iyiyiz. Neyse. Baktınız açtı, açtı, açmasa şoför bey, daha doğrusu şoför hanım, sen geri yine yönünü Eskişehir'e doğru çevir. Yok, ona paşam, sordum. Hala sana kıyafet verir, sen git hanım. Sordum, çekin mi? Bir şey getirseydin. Yürün, yürün, yürün. Oh be dünyalar. Fırsat bu fırsat, hadi. Oh, vallahi benim işim oh. Vallahi çok şiddetli bir şekilde yağmur yağdı, hatta şu giriş falan. Oradaki park alanımız yani sel basmış. Evet, şöyle Ayfer'i görüyorsunuz. Çınar'la birlikte. Bir şey olmaz, olmaz.
Bize. Evet, sonunda içeri girebildiniz. Bayağı bir arabanın içinde beklediler yağmurda. Allah'tan biz şöyle bir 5 dakika mı 10 dakika önce geldik. Anne ayağının bereketiyle yağmuruyla geldin. Evet, Çetin de bayağı bir çardağın altında mahsur kaldı, gelmedi bu tarafa doğru. Evet, yağıştan dolayı. Hoş geldiniz. Ne yağdı ya valla. Hoş bulduk. Evet, iyi, çok şükür sağ salim geldiniz. Islandınız mı gençler? Safra bezi işe yaradı. Safra bezi işe yaradı. Hadi bakalım. Ama şimdi biz bir... çok yağdı. Çok yağ, felaket yağdı. Ayfer, bezini çek, çocuk çekeyim dedi. Sabahta da yağmış. Güllü abla şurada bize denk geldi de. Evet. Sabahta yağmış dedi. Dediler ki akşam 8'de de yakacak. Karı bindi de ben dedim merak ettim. Dedim acaba bindi mi? Evet. Şöyle. Şükür açtı. Şöyle gördüğünüz gibi ama tabii ortalığı arkadaşlar sel bastı yani, çünkü giriş falan bayağı bir yağmurdu, park alanı olsun her tarafı bir sel basmış, artık sebzenin içine bakamıyoruz. Evet, çok şükür sonunda yağmur dindi. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Ben de şöyle birkaç tane salatalık toplayacağım, artık çamura giremem ama şöyle kenarda biberlerimiz var, biraz da biberlerden alacağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi her taraf su içinde. Ama yine de çok şükür fazla zarar ziyan açmadı. Yani bilmiyorum, bizim bahçede bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah başka yerde de yoktur. Hadi bakalım şöyle bir biberlerimizi toplayalım. Evet, şöyle biberlerimizden koparalım. Şöyle bir tane daha alabilsem, sadece salataya doğrayacağım. Hadi bakalım. Evet, şuradakiler de şöyle gördüğünüz gibi acı biber. Bunlar saksı biberi. Evet, şunlardan. Bir tane de şöyle, hatta birkaç tane de şöyle, Çetin çok sever yemeğin yanında acı biberi. Şöyle toplayalım. Çok tazeler. Evet. Evet, şöyle bir tane de bayağı bir büyük gördüm ama onu almayacağım. Onun şimdi için çok çekirdeklidir. Böyle tazelerinden salataya doğrayacağım. Yeter bu da zaten. Artık şöyle varlar ama şimdi almayacağım. Artık her yedikçe toplarız. Hatta şöyle orada da var. Zaten salata çok çabuk oluyor. Çok çabuk da büyüyor. Hadi bakalım. Evet, Çetin ustam da burada şöyle barbeküyü yaktı. Durumlar nasıl ustam? Evet, şu teli getir. Telimiz burada değil miydi? Evet, değil. Tamam, hemen getiriyorum. Evet, şöyle gelir gelmez hemen pirinç pilavı ocağa koydum. Evet, suyunu çekmiş. Evet, burada da leğende kanat incik var. Güzelce karışık baharat, kekik serptim. Burada da sağ olsun Ayfer'ciğim de sucuklar bu şekilde doğradı. Şimdi dışarıda mangalımızı yapacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ikinci günden yeniden merhaba. Dün fazla video çekemedim. Annemgil, kayınvalidem, görümcem hepsi buradalardı. Dün akşam da gittiler zaten. Şimdi kalktık. Dün zaten bayağı bir yağmur yağmıştı. Sizlere de zaten çektik videosunu. Şimdi kilimleri bir dışarı sereyim. Islaklar, minderlerimiz deseniz yine öyle.
Bunları dışarı sereceğim telin üzerine. Daha sonra da gidip artık içeride kahvaltımızı hazırlayacağım. Kahvaltıdan sonra da zaten şöyle alanımızı görüyorsunuz. Bayağı bir dağınık. Burada işlerimiz bitmedi. Sonra da gelip Çetin'e yardım ederim. Buradaki işlerimizi toparlarız. Hadi bakalım şimdi bir bunları sereyim. Daha sonra sizlerle içeri gidelim. Bir sürü dün yıkadığımız bulaşığımız vardı. Tam 10 kişiydik. Ayfer'le yıkadık. Onları kurulayacağım. Bu kahvaltımı hazırlayacağım. Şöyle biraz salatadan tekrardan koparalım. Bak şöyleleri var da çok daha taze. Gerçi alalım ya, sıkışmış zaten taşın arasına. Başka var mı? Bak şu da çok güzel, gördün mü? Tabii bunu koparmayacağız. Bu daha çok taze yenilmez. Oo, gel gel. Çetin. Hazineyi bulduk. Evet, değil mi? Hazine buradaymış. Şöyle gördün mü? Şimdi alalım. Bir tane de şurada alsak tamamdır. Şu küçükleri gördün mü? Şunlara bak bir. Daha yeni yeni oluyorlar. Çok güzel değil mi? Evet.
Ama bahçenin içine giremeyiz Yetim. Evet. Çünkü giremeyiz çünkü şöyle evet. Her yer çamur. Dün çok şiddetli yağmur yağdı. Aynen. Dolu yağdı hatta. Biz bunu da çektik. Songül'le birlikte. Bak aslında dolma biberlerimiz falan olmuş ama. Evet. Artık oranın içine giremeyiz. Ayağımız çamurda kalır. Bir tanem kirazlar da bitti sanırım değil mi? Dün dolu da düşürmüş epey. Bak yerlerde de göstereyim bak. Şey yok. Şöyle. Düşmemiş. Şurada da var bir tanem bak. Bak hep yerlerde kiraz çok. Tamam o kadar olur ama hatırlıyorsan biz geçenlerde az kalmış artık ya. Topladık ya sen evet. Gece topladın 11 gibi. Evet ama şey kalmamış yani artık o topladığımız kadar bile çıkmaz. Çayımızı demledim. Ellerine sağlık. Şöyle sucuklu yumurta yapacağım. Salatamızı dilelim. Nasıl da çamurlar. Hadi bakalım ben gideyim tekrar mutfağa geçeyim. Artık sen acı biber alabilir misin bilmiyorum Çetin. Çünkü artık bence ben dün kopardığımda çok zor bir tanem bence. Aynen taşın kenarından aldım ama şimdi artık uzanamayız. Songül bak çilekler de olmuş görüyor musun? Aynen. Şunlara bak göster istersen de. Dur koparalım gel. Şunu da alayım mı? O bence olmamış. Bak burada var, şey burada ya, var. Bunlar yine de tatlı oluyorlar ama. Bak şurada var. Dur. Başka var mı? Bakalım bir tanem bir. Tek tek oluyor ya. Bak şurada da var. Şurada da var. Çamura girmeyelim mi? Oo, adam çine gömülüyor valla. Songül ben buldum sen gidene kadar bir tane bak. Sen gidene kadar ben burada bir tane buldum. Seninkini de çekeyim. Bir tane de burada var. Biz bunu da görmemişiz. Ona bakarsan şurada da var Çetin. Hı? Bak senin tarafında geç. Hani? Evet evet şimdi gördüm dur. Şunu diyorsun değil mi Tena? Ne kadar güzel gözüküyorlar ya. Gel. Ver istersen. Koy. Evet. Evet ya yine de arada oluyor böyle. Evet. Tek tek kızarıyor. Yani bizim geçen seneki İzleyicilerimiz bilirler. Ne? Aslında alanımız çok genişti çilek alanımız. Tabii orası komple çilekti ama. Orman gibiydi değil mi? Aynen olmadı o başka. Evet. Songül şu çimlerin hale bakar mısın? Evet. Burası da balta girmemiş Amazon ormanı gibi. Çetin kapattın mı sulamayı? Damla? Kapattım bir tane de. Şöyle bir sıkıntımız var. Çimleri biçeceğimiz kablo kopuk. Onu tespit edip zaten kabloyu yapmam gerekiyor. Şu an kablo olsa da burası bitirmez çünkü bayağı bir yağmur yağdı. Evet. O yüzden olsa da 3-4 gün şöyle bir toprağın kuruması lazım. Çünkü çimler ıslak olduğu zaman da evet. Sen zorlanıyorsun hani ister istemez. Evet. Sen şimdi kahvaltımızı hazırlayacaksın ha? Aynen artık benim de burada işim çok. Benim de ben izleyicilerimize kısaca bahsedeyim şuradan. Benim de şu an burada tamamlanmış gibi olsa da ufak tefek yapacağım şeyler var. Mesela bu barbekünün bir sıvı atacağım dışarıdan şöyle. Şurada kalan fayanslarımız vardı. Onları Songül temin etmiş aslında. Şuranın altında şimdi size gösteremiyorum ama. Çok da güzel değil mi? Evet Songül onu nereden getirdin Songül sen onları? Annemi arkadaşlar zaten biliyorsunuz sürekli izleyen arkadaşlarımız bilir. Annem buradaydı bir ay kadar. Dün de annemi yolcu ettik. Bahçeden sonra artık yolcu ettik. Zaten bu sabah erkenden de gitti. Dün annemle beraber eve gittik buradan. Gece saat 11 falandı gittiğimizde. Annemi eve götürdüm. Orada görüştük bir baktım. Buradan da Hüseyin abime selam olsun. Şimdi duyunca diyecek sen onu da mı götürdün? Malzemeyle şakalaşıyor anahtarı bende var diye. Gittim ki orada 3-4 tane böyle güzel fayans var. Bizimkiler de hemen hemen uyuyor. Bizim evdekiler pembeydi yani buraya gelecek fayanslar. Anne dedim ben artık gidiyorum Allah'a dedim. Bir şöyle bir baktım. Kardeşim istiflemiş banyonun içine koymuş. Ben de aldım getirdim hatta şu değil mi Çetin? Evet oranın altında ha. Olduğu için evet. Şey yapamadım. Şöyle bayağı da şey yani uyuyor bizimkilere. Evet. İyi oldu yani yoksa oradaki krem rengi, kahve rengi, gri var. Bizim evdeki artık kalanlar da pembe falandı orada çok sırıtırdı. Ben de o yüzden annemgilde 3 tane getirdim. Abime de buradan selam olsun. Evet ben de şimdi o zaman bir anımızı anlatayım. Şimdi Hasan abim var. Bacanağım. Malta'da şu anda çalışıyor kendisi. O gün bu barbekünün yapını YouTube'dan seyretmiş. İyi dedi. Bacanak hayırlı olsun. Dedi. Dedim sağ ol. Pekala dedi. Barbekünün kutlamasını ne zaman yapacaksın dedi. Dedim kutlamasını yapacağız. Cuma
günü yapacağız dedim. Nasıl yapacaksınız dedi. Dedim kaynanayı gönderiyoruz dedim. Bunun kutlamasını yapacağız. Tabii Songül hemen durur mu? Bunu gidip annesine yetiştirdi. Evet, annem de aşağıda kayınvalidem gibi de oturuyordu. Oturuyordu, hemen gitti, yetiştirdi. Yalnız. Dedim anne dedim. Yine damatların, ha dedi ki Çetin ne yapıyor yavrum dedi. Aşağı geldi de oturmaya. Anne dedim Çetin ne yapsın, yine iki tane damadın senin arkanda dedikodunu yapıyor dedim. Bizimki dedikodu değil. Kesinlikle dedikodu değil. Bizim biz burada takılıyoruz böyle şeyimizden. Anne dedi canları sağ olsun da varsın dedikodu yapsınlar. Biz, yani biz dedikodu dedikodu değil bizimki aslında. Biz espri böyle espri, takılıyoruz. Hep birbirimize şey yapıyoruz. Espri annem üzerinden mi çeviriyorsunuz? He? Annem üzerinden yapıyoruz. Ya annen de bize yapıyor böyle esprileri. Biz niye onları bile getiriyoruz? Getirmiyoruz. Ben annemin ağzından duymadım sizin hakkınızda yok. Bir espri yapmış. Yok yapıyor. Yapıyor. Hasan abin de diyor bazen böyle sürü sürü. Bence fazla uzatma yoksa kahvaltı görmezsin. İşte şu fayanslardan bahsediyordum ben de. Bu fayanslar var ya. Ya nasıl konuyu çevireyim? Bu fayanslar bunlar bugün buraya olacak merak etme. Tabii olacak. Neyse biz böyle bir güzelce kahvaltımızı yapalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Görüşmek üzere. Evet, görüşürüz. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımı da yıkadım. Dün zaten kanepe örtülerimi bilerek düzeltmedim. Bugün şöyle götüreyim, bir görümcemin makinesine atacağım. Güzelce yıkansın. Gerçekten bayağı bir evimizde temizlik istiyor. Çünkü kaç zamandır içindeyiz. Bir de dışarıda biliyorsunuz işte çardağa duvar falan ördük.
ister istemez üstümüzün kiriyle falan girip burada yemeğimizi yedik. O yüzden şimdi bir kanepe örtülerimi götürüp makineye atayım. Sadece şuraya bir süpürge tutacağım bugünlük. Ama yarın şöyle dip köşe güzelce temizliğimi yapacağım. Zaten o zamana kadar Çetin de dışarıdaki işlerini bitirir. Yani onun da üzeri fazla kirlenmemiş olur. Evimizde temizlerim. Zaten haftaya da gün sırası bende. Akrabalarla birlikte gün yapıyoruz. O yüzden hazır buradayken şöyle bir temizliğimi de yapayım. Ondan sonra da hafta içi artık hamburgerleri falan yaparım. Tatlımı yaparım. Hadi bakalım. Şimdi ben bir şöyle bir kanepe rotilerimizi sökeceğim hemen. Evet, şöyle kanepe örtülerimi, masa örtüsünü toplayıp getirdim. Ayfer'cimin çamaşır makinesine attım. Burada güzelce yıkanırken ben de gideyim. Şöyle verandamızda şimdilik bir süpürge tutayım. Zaten Allah nasip ederse dip köşe güzelce temizlik yapacağım. Hadi bakalım, burada örtülerimiz yıkansın. Evet. Yani dün yağmur yağdı ama yine de o kadar bir sıcaklık var. Sizlere anlatamam. Hatta şöyle kapıyı kilitleyeceğim. Kapı açık kalmasın. Belki birazdan Çetin'le birlikte alışverişe gideriz. Birkaç eksiklerimiz var burada. Yani o yağmur nereye yağdı? Bu sıcaklık nereden geliyor gerçekten? Gerçekten bilemiyorum arkadaşlar. Bayağı bir sıcak hani. Çardakta olduğumuza rağmen yine de orada yani kahvaltı falan yaparken ters su içinde kaldık. Şöyle tekrar bir Çetin yanına geldim. Evet. Çetin de şu tezgahın şu bacak kısımlarını yapıyor. Ayaklarını. Ayak değil mi? Evet. Ayak bacak aynısı. Aklıma bir şey gelmedi çünkü. Çok sıcak var ya. Değil mi? Çok sıcak ya. Yani burası gölgelik. Ağaçlar var ama yine de bayağı bir sıcak. Ben de şey yaptım. Çetin gittim. Kanepe örtülerini attım Ayfer'in makinesine. Şimdi gideceğim. Şöyle bir hemen bir verandaya süpürge tutayım. Zaten yarın dip köşe temizlik yaparım. Gerçekten bir şu an dağınık bir şekilde ama tabii bittiği zaman çok güzel olacak. İster istemez dağ oluyor çünkü malzememiz falan var. Şu kısımda kaldı. Oraya geçenlerde işte beton atıldığında malzeme yetmedi. Hatta onu alacağız değil mi Çetin birazdan gidip? Birazdan gidip alacağız. Aynen markete gideriz. Dün karpuzumuz kocaman bir karpuz getirdik. O bozuldu. Onu alırım. Çetin de bu inşaat malzemesini alır eksiklerini. Burayı da tamamlarız. Evet. Bu yapmış olduğum tezgahın ayaklarını elimden geldiği kadar sıvamaya çalıştım. Bitirdim. Şimdi bu kurmuş olduğum barbekünün de dışı bana şey gözüküyordu. Bunun dış cephesinin sıvasını yapıyorum yandan. Çekeyim size. Yarım kaldı işim. Hani hep Songül böyle geliyordu bana bakalım ne yapıyor diye. Şimdi ben bir de Songül'e bakayım bakalım. O ne yapıyor acaba? Sesi çıkmıyor.
Songül. Efendim? Ha. Sen ne yapıyorsun? Vallahi çekim. Gene. Evet, gene kendine iş çıkarmış. Bak. Ne güzel güllerimiz çıkmış. Songül ne yapıyor? Bir merak ettim bakalım. Bir yanına gidelim. Songül ne yapıyorsun bir tane? Ya kilimlerin üstüne yağmur değdi ya. Evet, bakın yani ben biliyorum rahat durmayacak kesin. Yani şimdi burada bu bizim dışarıdaki masamız var. Masamızın üzerinde şu arkadaşlar artık şeyler var. Evet. Sen o gün yağmur yağdı diyor üstüne. Kendi hemen böyle ben bunları yıkayacağım diye kendi iş çıkardı yine kendine. Kedim bu bahaneyle serinliyorum. Vallahi güzel oldu. Neyse sana kolay gelsin. Ben sana de işimin canım, başına sen, geçeyim bari. Aynen, herkes kendi işine baksın. Biz seninle yayanda olunca olmuyor. Neyse. Sen orada ben burada. Evet, aynen. Tamam hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Sağ ol canım benim.
Evet arkadaşlar, şöyle çardaktaki minderlerimizi, kilimimi güzelce yıkadım. Hazır güneş varken inşallah kururlar. Yani biz Eskişehir'e dönmeden şöyle minderlerimiz bayağı bir temiz oldu. Çok da kirlenmişti. Allah'tan dün üstüne yağmur vurunca bu yıkama işini erkene aldım. Evet, şöyle kapı öndeki yine paspasımızı yıkadık. Bayağı bir temiz oldu. Hatta Çetin içeri girince de gittim şuradaki ince kilimlerimi de getirdim. Halımı artık, kilimi ne diyorsanız onları da getirdim, yıkadım. Çünkü o olduğu zaman sen kendine çok iş çıkardın, ne gereği var temiz falan derdi. O yüzden o öbür tarafa gidince getirdim, bunları da yıkadım. Bayağı temiz oldu. Bir de sizlere bir fikir söyleyeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum, böyle müstakil evleri olan, alanı olan hallarını kapının önünde yıkıyor. Ben bugün ilk defa halı fırçası getirmedim. Yani bizim evde yoktu, Ayfer'in evde vardı. Oraya da üşendim, gitmedim. Ben de halılarımı biliyorsunuz market poşetleri var ya, onunla yıkadım. Gerçekten şu gördüğünüz paspasları o kadar temiz yaptı ki, bir dahaki sefere o verandadaki halımı falan yıkadığımda böyle halı fırçası falan kullanmayacağım. Sadece direkt o naylonla fırçalayacağım. Hatta şu gölgede şunu bir güneşe koyayım, bembeyaz oldu. O kadar güzel köpürdü, temizledi ki anlatamam sizlere. Böyle hani bazen banyosu geniş olanlar da banyosunda da halılarını, paspaslarını yıkıyor. Mutlaka o market poşetleriyle böyle paspaslarınızı, halılarınızı yıkayın. Gerçekten çok temiz, bir de o kadar köpürüyor ki anlatamam size. Hatta şöyle görüyorsunuz tertemiz oldu. Hadi bakalım şimdi ben bir içeri gideyim. Bayağı güzel oldu. Çetin olmasaydı burada, yani o işte falan olsaydı ben gidip halımı da getir yıkardım ama. Şimdi bu kadar. Bugünlük yeter biliyorsunuz. Nedense erkekler böyle ev hanımları temizlik yaptığında sinirleniyorlar. İşte niye çıkardın, niye yaptın, niye uğraşıyorsun, zaten temizlerdi falan. En iyisi Çetin'le tartışmayalım. Bugünlük bu kadar, temizliğimiz yeter. Hadi bakalım. Evet, ben işlerimi bitirdim. Şöyle bir ustamıza bakalım. Çetin ustam. Sanki senin elin biraz ağır işliyor ya. Tabii canım, tabii. Benim ağır işliyor. Sen iki tane minder yıkadın, kendini iş yapıyorsun değil mi? Bak bakalım barbekünün etrafına. Vallahi çok güzel olmuş, şaka maka gerçekten. Bakın şöyle o tezgahın altlarını da yaptı. Sağlam olsun diye en sonda şu kısmı yapacak. Ustam şimdi sevgili takipçilerimiz der ki bu lavabonun altı niye böyle karışık? Niye bu fayans burada çıkmış? Evet, İstersen bu işi sen yaptığın için evet, sen güzel detaylı anlatırsın. Şimdi şurada beyaz borular falan geçiyor. Bu neyin nesidir? Bir anlatır mısın? Hatta şöyle göstereyim sizlere. Şimdi ustamız bize anlatsın. Şimdi, geçen gün başımıza neler geldi? Evet, biz aslında bu işimiz daha kısa sürecek. Oradaki geçen videoyu bir onu yapma canım, çünkü çok ses geliyor ondan. Onu geçen izleyicilerimiz eğer takip ettiyse, bizim tam buranın altından bu tesisatı getirmiştik aslında. Şu buranın altında, şu taşın altından tesisat gelmişti ve buradan direkt buraya çıkacaktı. Biz bunu yaparken kaynak makinesiyle nasıl yaptıysak iç kısmında bir tıkanma oldu. Bundan dolayı da borayı iptal etmek zorunda kaldık. Bunun üzerine şuradaki çeşmeden aldık tesisatı. Evet, buradan şöyle getirdik. Buradaki işimiz aksadı. Mecbur bu fayansı çıkarttık, kırdık. Denedik, su geliyor mu, gelmiyor mu? Şimdi tekrardan yapacağız. Oranın tekrar fayansını yapıştıracağız, şu fayansları yapıştırdığımız zaman. Zaten fayans yapıştırma işi ne kaldı? Eğer şu dış barbekünün dış sıvasını bitirirsen, evet, sadece o işimiz kaldı. Zaten işten bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yok, güzel oldu. Eline sağlık. Şurada çeşmemiz var hemen elma ağacının altından. Oradan su gelmeyince Çetin bayağı bir yoruldu yani, gerçekten çok da yoruldu şaka maka. Oradan tekrardan böyle bir tesisat döşedi. İşte gördüğünüz gibi o kenardan bu şekil hortumla suyu oraya getirdik. Aslında orada da çok uğraştıydı ama çok az. Ha, evet. Şimdi biz de şöyle sürekli yapmadığımız için bizde de böyle bir acemilik var, unuttuk. Aslında biz eşimle o gördüğünüz çimin olduğu alan, her taraf o toprağın altında her tarafta su var yani, zaten görüyorsunuz otomatik kendisi suluyor. Onu yine eşim yaptıydı. O zaman hiç öyle bir şey aklımıza gelmedi, başımıza da gelmedi. Hatta böyle buraya boruyu döşediğimizde üstünü de kapattık, akıl etmedik. Hani bir daha denemedik, su gelir mi gelmez mi. Her şey bitti, o batarya bağlandı, çeşmeyi bir açtık, su gelmiyor. Yani bir gün boyunca bayağı bir zahmet çekti, yoruldu ama
Yine de canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle aksilikler tabii ki oluyor. Evet. Şimdi ustam ne zaman gidiyoruz alışverişe? Alışverişe ne zaman gidiyoruz? Yani şimdi şuraya bir leğen almayalım mı? Nereye? Yani biz şimdi alışverişe yine uçacağı mı gideceğiz? Yani bilmiyorum, oradan geçersek şöyle bir uğrayalım diyorum. Şimdi geçen bizim zabıtadaki çalışan bir arkadaştan döndü. Orası kapanmış. Yok, kapanmadı. Orası yeni açıldı. Orası yeni açıldı. Yani şurada bir leğenimiz yok mesela. Orada artık bulaşığımızı yıkayacağız. Yani oraya da bazı şeyleri düşünüyoruz. Bugün de hava çok sıcak. Pek gidesim yok. Ya bu adam film ya. Aslında var ya. O kadar da gözü gönlü tok ki. Yani ne desem hiçbir zaman ne beni kırar, ne elimden onu alır, ne onu indirttirir. Evet. Yani acaba zaten dediğini yapacak. Acaba? Yok yok. Valla. Yok. Eşim diye söylemiyorum. Gerçekten gözü gönlü çok tok bir adam. 23 yıllık evliyiz. Tabii ki bazen evliliklerde iyisiyle kötüsüyle zamanımızı geçiriyoruz. Yeri geliyor ki ufak tartışmalarımız da oluyor ama o konuda eşimin hakkını hiçbir zaman inkar edemem. Gerçekten şu güne kadar elimi neye uzattıysam, ister cebinde parası olsun olmasın, hiçbir zaman beni kırmaz, alır. Ama tabii ben onu kırıyorum. Şöyle mesela biz züccaciye gittiğimiz zaman orada bazen de böyle işte bu erkeklerin kullandığı işte atıyorum inşaat malzemeleri olsun falan. Onu eline alınca diyor ki onu bırak, o senin işine yaramaz. Yazık diyor ki ya, yıllardan beri o kadar gelir burada ihtiyacını alır, ben hiç karışmam. Ya eline kontrol kalemi alıyor. Yani ben bir şey aldığım zaman mutlaka o da küçük çocuk gibi bir şey alacak. Öyle de bir huyu var yani. Ben dedim ki Cedin, o senin işine yaramaz, sen onu indir diyor. Bu ne biçim kadın ya. Parasını ödeyen benim. Benim bir ihtiyacım olduğu zaman ona ihtiyaç gibi gelmiyor. Hemen elimden alıyor, oraya indiriyor. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Yani böyle gördüğünüz gibi çetini idare etmeye çalışıyorum. Sen demeden ben söyleyeyim. Evet, tezgahımız da bayağı güzel oldu. Dün tabii kullanamadık. Dün çok aşırı yağmur yağdı. Yani her taraftan yağmur vurdu. Şu gördüğünüz arkadaşlar... oturağa varana kadar yağmur attı. Nasıl bir yağmurdu, nasıl bir sel felaketti bilmiyorum. Bugün inşallah en son işimiz bittiğinde de zaten şöyle gördüğünüz gibi şu mermerleri de şöyle tezgahın şu kısımlarına yapacağız. Yani o zaman daha bir güzel olur. Bir de kornejimizi aldık. Şöyle bu alt kısmına da şöyle bir kornejle perdemizi takacağız. En azından hani burası düzene girdiği zaman... Buraya işte semaverimizi, kullanacağımız eşyalarımızı koyduğumuzda burası da derli toplu güzel olur. Evet, yani bizde durumlar bu şekil. Ben de dışarıdaki işlerimi bitirdim. Hadi bakalım şöyle Çetin de işlerini bitirsin. Çetin Bey'imizle birlikte şöyle biz züccaciye doğru yolumuzu alacağız. Değil mi Çetin? Maalesef. Ay çok terliyor valla, çok sıcak Çetin. Ben evet. Sana bir soğuk su getireyim, olur mu? Evet. İstersen soğuk su değil de içecek de getirebilirim. Tamam, içecek daha iyi olur. Tamam canım, ben şöyle biraz da eşimizin, ustamızın boğazına bakalım yani. Bizde hizmette sınır yok. Evet. Yani arkayı yaptın mı Çetin? Oo evet valla. Ya sen bu işi çözdün ya bak. Evet arkadaşlar, bazen böyle lafım yarım kalıyor. O ara telefonla arayan oluyor. Benim kameramda hemen direkt telefonum arayan kişiye bağlanıyor. O yüzden lafım bazen yarım kalıyor. Hatta biraz önce burada eşimle konuşurken de yarım kaldı. Evet, buradan Malatya'dan izleyen bizi Zöre ablama çok selam olsun. Diyor ki Çetin abiye söyle diyor. Eğer şehir dışına çıkıyorsa bizim de diyor örülecek duvarımız, inşaatımız var diyor Çetin. Zöre abla mı demiş? Evet, Zöre abla yani seni Malatya'ya bekliyor ama sen sanki benim bildiğim şehir dışına çıkmıyordun. Ama Zöre ablamız için... Zöre abla için keşke imkan olsa da gitsek yapsak ama Zöre abla, ben burada yaparken Songül'den bin bir çeşit laf istiyorum. Sana mahcup olmak istemem. Yo, Zöre ablamız çok sakin bir kadın. Evet. O benim gibi sen üzerine konuşmaz. Yani evet. O... Ben öyleyse Zöre ablama her şeyi yaparım. Ha. Keşke elde imkan olsa da gitsem yapsam. Yani Songül'e bir şey yaparken bir de bunun perde arkası şeyleri var. Çeksek aslında onları daha çok izlenecek. Yok canım, gören nedir ben sana ne diyor. Yani vallahi Çetin. Vallahi yani çok ayıp ediyorsun. Biliyorum. Ya, ben de yapacak bir şey yok. Ama... Yani ablacığım, işin açıkçası eğer böyle dağınık çalışan bir usta istiyorsan gelsin yani, açık ve net söyleyeyim sana.
Evet, yani böyle dağınık çalışan ustayı istiyorsan bir ara izin alsın, gelsin, örülecek, sıvanacak neresi varsa Çetin gelsin, halletsin. Değil mi Çetin? Ama ben, evet. Songül'le çalışmaktansa Zöre ablayla çalışmayı yeğlerim. Yani buradan yine bizi izleyen, yani tek tek isim saymayacağım. Çok şükür sizler sayesinde kanalım günden güne büyüyor arkadaşlar. Bizi izleyen herkese selam olsun. Yine tabii ki artık buraya geldiğim zaman çekim yaparken artık hani videomun başı sonu belli olmuyor. Çünkü burada bol bol çekiyorum. Eve de gittiğim zaman düzenliyorum. Ama videomun içinde söyleyeyim. Sizlerden ricam ve paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup beğeni atarsanız. Şöyle ufak da bir yorum olsun ya da bir emoji olsun, kalp, böcek, çiçek bırakırsanız ben de sizler sayesinde kanalım günden güne büyür. Sizler de böyle güzel videoları izlemeye devam edersiniz. Evet. Şimdi ben bir gideyim. Fazla konuştuk. Kusura bakmayın. Başınızı ağrıttık. Ben bir mutfağa geçeyim. Çetin'e bir soğuk içecek getireyim. Nereye gidiyoruz? İnşaat tabii malzemesi ki almaya. Tabii ki leğen alma. Leğen satılmıyormuş orada. Hadi gidelim. Leğen satan satıcı ölmüş. Allah korusun. İnşallah gelene kadar çamaşırları falan doğru ıslanmaz. Evet, bak hava da bulutlu biliyor musun? Şu anda evet. Ben bu bulutlar yağmadan biz yetişmeliyiz. Değil mi? Gidelim mi? Hadi gidelim bakalım. Hadi.